Herkese selamlar. Kaan çapa makinamızın şöyle çapa bıçaklarının bulunduğu kısımdaki şu gördüğünüz aradaki demir parçalandı. İlk aldığımda biraz oynuyordu böyle. Muhtemelen işte şuradaki boşluktan kaynaklı bir sorun oluştu. Şimdi bu parçayı şöyle yakından göstereyim size. Şu parçayı şuradan ve şuradan ayırarak çıkartacağız. Bunu buradan çıkarttıktan sonra yerine daha önceden demir tekerler için kullandığım bir aparat vardı. O aparatın üzerindeki parçayı söktüm. 23 milimetre çapında bir boru arkadaşlar bu. Altıgen borudur bu. Zaten bunun daha önceden deliği vardı. Deliği olduğu için hemen buraya takacağım bunu bu şekilde. Burasından bir delik deleceğim. Daha sonra da bu karşı taraftaki parçayı çıkardıktan sonra buraya aynı şekilde pim ile takacağız. Pimini de göstereyim. Şöyle pimleri var. Bu pimi de buraya takacağız. Ve de şuraya takacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu pimler diğerlerinden çok çok iyi. Neden? Çünkü hem yayları üstünde görüyorsunuz. Hem de daha kolay bir takımı var. Takması çıkarması kolaydır. Diğer pimleri görüyorsunuz. Bakın. Şuna bakın mesela. Takması çıkartması. Yani bu kayboluyor. Düşüyor. Bu pimleri çok tavsiye etmiyorum. En iyisi şu şekilde pim kullanmanız olur diye düşünüyorum. Yine de sizin kararınız. Şimdi dediğim gibi şuraları matkapla ben deleceğim. Şu eski yerleri. Deldikten sonra da bunu çıkartacağım. İşleme başlayalım. Delikleri deldik. Şimdi bu taraftan bir kuvvet uygulayıp dışarı çıkartacağız parçayı. Evet, parçayı çıkardık. Gördüğünüz şu parça kırılmıştı. Şimdi onun yerine bu yenisini takacağım. Şimdi evet arkadaşlar, parçayı taktık şuraya. Yine oynuyor ama idare eder. Şimdi karşı tarafını ayarlayıp şuralardan delik deleyeceğiz. Delik delmek için de şöyle bir şey göstereyim size önce. Şu kanatlar sıralanması gerekiyor. Kanatları sıralı bir şekilde takmamız lazım. Yani şu şekilde olacak. Bıçaklar şöyle aynı hizada delikler. Bu şekilde kanatlar sıralı olacak. Şimdi deliklerimizi deliyoruz.
Diğer tarafını delelim şimdi. Evet, delikleri deldik. Şimdi pimini takıyorum. Şöyle. Pimlerini de takmış olduk. Şu şekilde. İşimiz bitti. Bu pimler normalde iki tane olmaz burada. Şu taraf kaynaklı oluyor. Yani bu taktığımız ortadaki ara parça bu tarafa kaynaklı oluyor. Bu taraftan çıkıp girebiliyor şeklinde yapmışlardı. Ben buraya da bir pim koydum. Elimde demir tekerler var. Demir tekerlerle arık açıyorum. Arık açtığım zaman da bu taraftaki pimin çıkması benim için avantaj olacak. İşimiz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoları ve daha fazlasını çekmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu işlemlerin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz. Birçok video çekiyoruz tamir hakkında. Ayrıca değişik projelerimiz de var. Bilginiz olsun. Hoşça kalın.